artık. İzninizi isteyin. Öyle tek tek mucuk 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 herkese öpmeyeyim. Evin reisini öpeyim. Herkese sağ olsun. Oh. Oh. Herkese öpmüş kadar oldum. Tabii tabii. Bu hepsine yeter. İyi akşamlar. İyi geceler. İyi, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağlıklı günler. Yabu. Kadına bak be. 40 yıllık kocam gözümün içine baka baka öpüverdi. Ay vallahi çok fenaymış bu kadın ya. Şşş. Dedikodu etmem. Bu kadının söyledikleri benim kafayı allak bullak edemedi. Bana öyle geliyor ki bu kadın Sultan Ana'nın gerçek torunu. Söyledikleri hep tutuyorum. Ne yapayım Sultan Ana'nın torunuysa? Bu sene öpme hakkını mı veriyorum? Biraz aklını kullan Esma. Ben bu konuyu araştıracağım. Sakın kimseye bir şey söyleme. Bak Benjamin, kafamda binlerce düşünceler birbiriyle yarışırken düşündüm, taşındım ve senin için çok önemli olan iki şeyi elinden aldı bu Niyazi. Yani bir araba, iki sevgilin. Ha, bu arada. Yukarıda kül gibi karın var. Buna rağmen sevgili yapman nedir? Hı? Hiç benim tarzım değildir. Buraya koca bir çarpı koyuyorum. Bunu kınamakla beraber benim hastam olduğun için şu anda bunu irdelemiyorum. Seni yargılamıyorum. Olduğum gibi kabul ediyorum. Teşekkürler. Ah, ne diyordum? Düşünceler kelebekler gibi uçtu gitti yine. Ha, evet. Bu önemli iki şeyden birini, arabanı Niyazi'den tırnaklarına geri almak zorundasın. Madem arabayı Niyazi sana geri vermiyor, o zaman ne yapacaksın? Kıza asılacaksın. Kıza asıl. Korkma. Korkma. Nihal'e asıl. Onu geri iste. Niyazi'yi tedirgin et. Salla, salla. Onun dengesini boz. O zaman inan bana ne olacak? Kız elden gidiyor diye paniğe kapılacak ve arabayı hiç önemsemeyecek. Allah'ım ya. Hı hı. Ya ben araba gitti diye benim moral bozukluğumdan ben Nihal'e hiç yap hep geri çekildim, hep kaçtım ya Nihal'de gitti diye ne bileyim arabadan ya. Geri çekilme hiç güvenli bir yöntem değil. Daha garantili yöntemler var. Bence onları dene. Kıza asıl, asıl Bünyamin. Beni dinle. Tamam. Yine çalışmalara başlıyorum ben şu andan itibaren. Güzel. Asılacağım. Evet. Sana iyi geceler, sağlıklı günler. Bir dakika ya. Senin araban bu mu ya? Evet. Yani hem evet hem hayır. Bu dedemin arabası. Onun mavi muhabbet kuşu ama ben kullanıyorum. Ya bu araba şahane. On numara araba. Bu var ya acı modif yapılır buna. Buna modif yapak buna. Olmaz, olmaz. Dedeme orijinaline sadık kalacağıma söz verdim. Bünyamin, lütfen artık normale dön. Dediğim gibi kıza asıl, ondan yürü. Hadi tekrar tekrar iyi geceler. Tekrar tekrar bekleriz ama hadi. Görüşürüz. Maviş ya maviş, kedi gibi maşallah. Gerifte bastır geriye çek ha. Az az ver, az az ver ya.
Hadi görüşürüz. Kırmızı buğday ayrılmıyor sezinden Mevlam, Mevlam versin güzellerin Birkaç gündür moralim çok bozuk. Bu benim ateş parçam yüzünden. Yarın biraz seninle buluşsak da şen şakrak dakikalar geçirsek. Pozitif enerjine çok ihtiyacım var. Eşinden yürüyüm. Tamam. Telefonlaşırız o zaman. Sallan saçın sürünsün. Açıver, açıver cekenini, elmas kerdan görünsün. Açıver, açıver cekenini, elmas kerdan görünsün. Kız kardeşim. Aferinle Mahsun. Eh, geç oldu. Biz artık kalkalım mı Gül? Yok. Siz kalkmayın, ben kalkarım. Ah, sana ne oluyor ki Cemal? Biz kalkıyoruz. Hayır, varlığımdan bir rahatsızlık duyuluyorsa ben kalkarım. Allah Allah. Pardon da Cemal. İkide bir laf soktuğunun farkındayım. Bizi burada istemiyorsun, onun da farkındayım. Ama merak etme, biz gidiyoruz zaten. Sen otur. Zaten senin olduğun ortamda durmak istemiyorum. Hadi gel abla. Gül, ne yapıyorsunuz? Bir dakika, otur. Bir dakika. Aa, siz bayağı iki düşman gibi olmuşsunuz. Ama ayıp yani, böyle yapmayın. Sonuçta birbirinize hatırınız var o kadar. Ya iki medeni insan gibi konuşabilirsiniz. Ayrılanlar da arkadaş kalabiliyor dünyada sonuçta. Allah aşkına, medeniyet kim Cemal? Abi Gül. Ha, doğru diyorsun Gül. Biz böyle köyde yaşıyoruz. Köylüyüz diye medeniyetten anlamayız değil mi? Ya Cemal, konuyu genelleyip çarpıtmasana. Sonuçta biz de burada yaşıyoruz değil mi? Biz de bir köylüyüz artık. Abla hadi Allah aşkına ya, kalk. Çok pardon. İyi akşamlar. Nihal Hanım. Bir saniye. Siz az önce Bünyamin'le mi mesajlaşıverdiniz? Evet. Sakıncası yoksa ne yazdı sorabilir miyim? Aa, yazık, çok morali bozukmuş. Moralim çok bozuk dedi. Yarın buluşsak biraz morale ihtiyacım var dedi. Arabası da yok ya, Niyaz. Ha. Ya sakın kıskandım deme. Yok canım oğlum, öyle şey. Neye kıskanayım ki? Kıskanmadım. Tamam, hadi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Cemal. Efe, bir bak bakayım. Ya ne oldu, siz gene mi bozuşuverdiniz Güllen? Ha, yok lan. Ha, birlikte olduğumuzu anlamasınlar diye numara edip duruyoruz. Allah canını almasın, ben bine inandım lan. İnşallah sen yine Nihal Hanım'a ağzından bir şeyler kaçırmadın. Yok canım, olur mu öyle şey ya? O bir defa olur Efe, bir daha yapmam öyle bir şey. Ha. Yok. Ne oldu lan? Siz niye kalkıyorsunuz? Şey ya, siz rahatsız olmayın hani, böyle baş bir şey falan konuşun. Biz gidelim yani, öyle dert etmeyin yani, tamam? Ya oğlum, bizim baş başa konuştuğumuz gizli saklı bir şey yok. Ben kıza niye öyle yapıyorsun dedim. Yapma, ayıp oluyor dedim. Onu konuşuyorduk yani. Ha. İyi de arkadaş, o konuşacağını orada konuşamıyor muydun bizim yanımızda? Hadi bakalım, hadi toparlanın. Şşş, o masayı da toparlayın, tamam? Hadi görüşürüz. İyi akşamlar Niyaz Bey. Kolay gelsin. Arkadaşlar. Konuşun bunu. Sıddık. Allah Allah. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Gel gel, toplayıverin oraları. Mertin. He. Gel gel. İlk kez duydum o kız.
Beni bak lan. O aynı mahvar ya. Anam onu kıskanıverdi. Herkes girsin odasına zıbarsın yatsın dedi. Kesin acısını babamdan çıkaracak. Ya şey, neyse Nurten, benim sana harika bir haberim var. Aha, sahi mi diyorsun lan? Ne? Moralim çok yerinde kız. Ha, iyi dinliyorsun. Sağ ol. Yani bu şey, Kamuran'ın hamile olmadığını öğrendim ya. Ha. Bana acı moral oldu o. Ya şey yani, Cemal benden önce torun veren damat olaydı, ben çok kötü olurdum kız vallahi. Vallahi belli etmedim kız, yığıldım, yığıldım içimden. Vallahi çok moralim bozuldu da. Şimdi iyiyim maşallah. Bak şimdi her şeyi kenara bırakıyorum, tamam mı? Her şeyi bak kenara bırakıyorum. Bu Cemal'le Kamuran'a nasip olmayan gerdek diyorum. Bize nasip olsun diyorum. Sahi mi diyorsun lan? Tabii canım, bir bebeğe bak artık yani. Sen benim yani gül gibi karımsın ya. İyi o zaman anne. Bana bak, sen o zaman tıraş ol da yumurtalaş. Bilmiyorum. Yumurtalaş mı? Tamam tamam, tıraş olayım da yumurtalaşayım o zaman. Ha. Hadi hadi. Ha. Koç yumurtası gibi geleceğim bak. Çıkar, 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 çıkar. Yardım et. Olsun lan. Bana bak, rafadan mı olsun, löp mü olsun? Nasıl istiyorsan öyle olur. Hadi çabuk lan. Hadi çabuk gel lan. Sen gelmeden bir şey yapma. Tamam lan, bekliyorum. Yapma, ben gelmeden. Bekliyorum lan. Hadi, hadi çabuk gel ama. Tamam, tamam öyle bir flash gibi geleceğim. Ayın baba. Ne yapıyorsun ya gece gece böyle? Evet, canım sıkıldı da tıraş oluptum. Allah Allah, niye ya, ne alaka? Neyin alaka? Hayır yani, akşam akşam o sakal kime ne rahatsızlık verecek ya? Çık içeri. Zaten işim gücüm var. Ananın da sinirleri tepesinde, bir de seninle uğraşmam. Çık içeri. Hadi. Çık içeri. Kendini kesme hadi. Üzülüp duruyorum. Dön bakayım dön. Yatakta köşlük olmaz. Ben gerçekten anlamıyorum. Yoksa sen babaanne olamayacağım diye mi ağlıyorsun sen? Yaşlısın ya. Babaanne neymiş ya? Babaanne ne ya? Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum tabii. Sen de hala baba alacak yaşlısın ya Hüsnü. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Kayınbabam tıraş oluyordu, onu bekledim Nurten. Niye ki lan? Allah Allah, niye olacak kız?
Bir erkek haşam haşam niye tıraş olur ki? Asker nöbeti tutacak değil herhalde. Vardır bir işi. Tamler, gel. Babamı bırak da biz kendi işimize bakıverelim. Tamam, gel. Kimle? Bakayım, bakayım ben. Ya bu sen. Yumurtalaşmışsın Lensa. Ne ayak pislik gibi oldu ya. Dört inanamıyorum kız. Herhalde olacak, yapacağız herhalde. İnşallah. Bu yanına ver bakayım. Bir buradan bakalım. Ülke, Allah'ım ya, kafamdaki ateş parçasının gürültüsünü, sesini, ornasını duyuyorum Nurten ya. Benim psikolojim bitik herhalde, ben iyi değilim Nurten. Yok lan, kafanda değil, ben de duyuyorum gerçek lan bu. Vallahi mi kız? Ha. Aa, bak lan bir daha çalıyorum. Gelsin Niyazi lan bu. Canlı atmazsın ya. Vallahi de bilerek yapıyor bana. Beni delirtmeye çalışıyor bu Niyazi. Bak Nurten beni mahvetmeye çalışıyor. Ben biliyorum ya. Ben onu var ya şimdi sandığa gömeceğim gidip. Bırak lan onu. O seçimlerde olup duruyor. Gel lan biz işimize bakıverelim. Ha? Hayır Nurten, ben seçimle şimdi bekleyeme. Ben şu anda gidip onu sandığa gömeceğim yani. Bak bu arada ben buradan çıktıktan sonra şu eşikten dışarı çıkarsan ayaklarını kırarım vallahi Nurten bak, tamam. Böyle duracaksın burada. Ben onu şimdi git teke tek halledeceğim işimi. Aynı bu şekilde kal, bu açıda kal bak. Lütfen bak, lütfen hiç bozma. Aynı yerden devam edeceğiz, tamam mı? Hadi yavrum. Abla, benim için kavga edecekler hele. Ne lan bu? Neredesin lan sen? Ya sen ne yapıyorsun? Ne yaptığını zannediyorsun ya sen şu anda? Ha? Ya Bünyamin, arabanın kornası bozuldu galiba ya. Deme, ben bakıyorum hiçbir şey anlamıyorum. Sen bir bakıversen ya. Oğlum anlamazsın tabii ya. Bu arabanın dilinden kimsin? Ya sen anlayamazsın ki Niyazi. Bu arabanın bir dili var ya. Horna da takılır. Şey, her şey, şey de takılır. Vites de takılır yani. Çekil ben bakayım. Çekil. Öldürmüşsün ya arabanın kalbini. Canım kurma olur. Yok takılı falan değil, korna aynı durup durur. Allah Allah, nasıl oluyor ya? Durduk yerde kendi kendine ötmeye başladı ya. Ya Niyazi bak, bu arabaların bir dili var. Anlamak lazım bu arabaların dilinde. Bakım ister bu arabalar, bakılmak ister. Öyle böyle herkes bu arabaları kullanamaz ya. Niyazi gel etme bak, şu inat ettin de arabayı bana geri satıver. Bak camın arkasında bile hala benim adım yazıyor, Bünyamin yazıyor. Yapma, gözünü seveyim ya. Sat diyorsun ya. Satacağım mı ne yoksa? Neyse bunlar gece gece konuşulacak şeyler değil. Sen yarın erkenden ilk iş Kayfa'ya gel, orada konuşalım, tamam mı? Bu nasıl kapanıyor ya? Şuna bir yardım et bakayım. Onu bilmiyorsun daha yani Niyazi, çekil. Buradan kaltırmış ya, yavaşça bırakıyorsun. Ya ne bırakacaksın? Tamam oğlum, kapat gitsin işte ya. Araç değil mi bu metal yığını? Hadi sağ ol tekrardan, iyi geceler. Oldu. Hadi bakalım. Oldu. Oldu ya. Hadi iyi geceler. Yavaş, yavaş ya. İbari aynı kalmışsın ya. Ne oldu lan? Olay molay çıkarmadın değil mi? Yok, olay molay çıkartmadım lan. Lütfen. Ateş parçamı görünüyor mu? Fena mı? Şey yaptım böyle, bütün psikolojim falan çöktü, sinir sistem bitti Nurten. Bu nasıl bir kahırdır ya? Nasıl bir kahır yani bu? Gel buraya. Bırakı buz gibi olmuşsun, her yanın buz. Şey, senin bu ateş parçam hem de psikolojimi bozuverdi lan. Vallahi böyle kanım çekiliverdi ha. Neyse dur, hemen hemen nefes egzersiziyle şey yapacağım. Hemen kendime geleceğim şimdi. Tamam ya. Tamam. Dur, sakinleşeceğim biraz, dur. Sakin. İyi geceler. Sakin. Vallahi iyi geldi. İşe yaradı ya.
Nurte. 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 Canım nasılsın ya? Horluyor ya. Ulan kendimi nasıl hazırladıydım ya? Hay kaderime ya. Şaka yaptım, şaka yaptım, şaka yaptım lan. Kız, çılgın. Tıp oldu ya. Neyse, ne yapıyoruz? Hadi gel. Nereye kız? Evetsiz kalırız öyle. Gel lan. İyi, hadi o zaman. Hadi, iyi. Kız cilveleşti değil mi? Cilvelemem amacım. Ya, gırtlaşma Nurten. Dur lan, gitmeşeyim açık lan.